Kapadokya Turizm Bölgesi'nde çok geniş yetki ve sorumlulukla donatılan ve yasayla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı'na ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kapadokya Alan Komisyonu'nun teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre başkanlığın görevlendireceği 7 üye ile Nevşehir İl Özel İdaresi, Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresi'nden görevlendireceği bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilecek birer üye, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nca görevlendirilecek bir üye, görüşülecek konu ile ilgili yer belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci üye, görüşülecek konu Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge Müdürü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden görevlendireceği bir temsilci üye olmak üzere toplam 13 üyeden oluşacak. Ayrıca komisyonun davetiyle görüşülen konuyla alakalı olarak kurumlardan gözlemciler oy hakkı olmamak kaydıyla toplantılara davet edilebilecek. Komisyon üyeleri huzur hakkı ve yolluk alacak komisyonun sürekli üyelerine bir toplantı için 5000 gösterge rakamının memur aylık kas sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görüşülecek konu ile ilgili olarak toplantılara katılan üyelerine ise her toplantı için 2000 gösterge rakamının memur aylık kas sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödenek ayda bir defadan fazla olmayacak. Komisyonun görev ve yetkileri, Kapadokya Alan Başkanlığı Komisyonu son derece geniş yetki ve sorumluluklarla donatıldı. Komisyon, Kapadokya alanına geçiş dönemi, koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlarla ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alabilecek. Komisyon, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına verilen yetki ve görevleri kullanacak. Kapadokya alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirmesine yönelik kararlar alabilecek. Kapadokya alanının bütüne ilişkin hazırlanan ya da hazırlatılan üst ölçekli planları ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planlarını yürürlüğe girişleri sürecinde inceleyerek uygun görüş verebilecek. Kanunun 4. maddesi uyarınca Kapadokya alanında uygulamaya yönelik imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere Kapadokya alanının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak başkanlıkça hazırlanan geçiş dönemi koruma esaslı